Evet, sayın hocalarım, değerli katılımcılar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Ulusal Sağlık Yönetimi Okulu kapsamında Profesör Doktor Yusuf Çelik hocamız sağlık hizmetleri pazarı ve düşündükleri konusuyla birlikte bizlerle olacak. Derse geçmeden önce Yusuf hocamızın kısa bir özgeçmişini paylaşmak istiyorum sizlerle. O sırada da Yusuf hocam isterseniz ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Size yetki verdim. Profesör Doktor Yusuf Çelik, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan 1990 yılında mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı'ndan 1993 yılında yüksek lisans, 98 yılında da doktora derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi, doktora öğretim üyesi ve doçent olarak görev yapmıştır. 2009 yılından beri aynı üniversitede ve bölümde profesör olarak görev yapmakta olup, sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerinde pazarlama ve sağlık ve ekonomik gelişme gibi dersleri lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermektedir. Profesör Doktor Yusuf Çelik, 96-98 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Tulane University School of Public Health, International Health and Development bölümünde araştırmacı, 2016-2017 yılları arasında ise University of South Carolina School of Public Health, Health Policy and Management ve Health Information Technology bölümlerinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme ve sağlık yönetimi ve politikası konularında çalışmalarda bulunmuştur. Tekrar hoş geldiniz diyorum Yusuf Hocam. Buyurun. Oldu. Teşekkür ediyorum Deniz. Hem sana hem de USAM Sağlık Yönetimi Okulu'na bana bu fırsatı verdiklerinden dolayı onlara da teşekkür etmek istiyorum. Biz Sedat hocamızla konuştuğumuz zaman hani bir ders verelim hocam bizimle sohbet eder misiniz? Gerçekten ben de bu dersi bir sohbet ortamında geçmesi için tasarladım. Hangi konuyu seçeyim, hangi konuyu da konuşsak, sohbet üzerinde konuşmaktan en çok mutlu olduğum konulardan bir tanesiydi. Sağlık hizmetleri pazarı ve o pazarda yaşananlar ve özellikle son dönemlerde COVID ile birlikte yaşananlar artı sağlık hizmetlerinin ekonomik anlamda değerlendirilmeleri, sağlık sisteminin tekrar yeniden önem kazanması aslında bizim sağlık hizmetleri pazarında yaşadıklarımızı tekrar bir daha gözden geçirmemize aslında neden oldu. Onun için dedim bu konuyu arkadaşlarla paylaşmakta, sohbet etmekte fayda var. Farklı perspektifler mutlaka olacaktır. O farklı perspektiflerden bakarsak günün sonunda da daha zengin bir tartışma ortamı da yaratmayı işin açıkçası hedefliyorum. Yani amacımız bilgi ağırlıklı olmak demek, bilgi ağırlıklı olmayacak, daha çok bir perspektif kazandırmak ya da en azından ben bu sağlık hizmetlerinin pazarına hangi perspektiften bakıyorum ya da hangi bakış açıları olabilir? Bunlar üzerinde konuşmak şeklinde olacak. Buna da şöyle bir slide göstererek başlamak istiyorum. Tabii ki sağlık hizmetleri pazarını daha iyi anlayabilmek açısından sağlık harcamalarının durumuna bir bakmak lazım. Hani ben de yıllardır sağlık ekonomisiyle ilgilenen birisi olarak tabii ki sistemi tanımanın en önemli aşaması ya da ilk basamağı özellikle ekonomik tarafta harcamalar tarafında ne oluyor ne bitiyor onu bir gözden geçirmek oluyor. Şöyle geçen 20 yıla baktığımız zaman örneğin 2000'li yılların başında Türkiye sağlık sektöründe yaklaşık 8 milyar lira para harcıyordu. Ama 2019 yılına geldiğimiz zaman en son açıklanan TÜİK'in açıklamış olduğu rakama göre bu rakam 201 milyar liraya gelmiş durumda. Hani
Reel rakamlarla baktığınız zaman, pardon, cari rakamlarla baktığımız zaman çok küçük bir artır, 25 katı bir artış gibi bir şey söz konusu. Ama acaba bu reel harcamalar açısından öyle mi? Dolar cinsine baktığımız zaman, örneğin 2002 yılında 187 dolar olan kişi başına sağlık harcaması, 2019 yılına geldiğimiz zaman 429 dolara yükselmiş. Yani cari harcamalarla 25 katı bir artış varken dolar cinsinden baktığımız zaman yaklaşık 2,5 kat gibi bir artış meydana gelmiş. Ama daha başka bir şey var, ilginç durum var. O da gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payına bakalım dediğimiz zaman bu bize bambaşka bir perspektif sunuyor. Örneğin 2002 yılında Türkiye'de gayri safi yurt içi hasılanın %5.1'i sağlık hizmetleri alanında harcanırken, sağlık sisteminde harcanırken 2019 yılında bu rakamın %4.3'e düştüğünü görüyoruz. Hatta 2018 yılı rakamlarında da bu %4.1 civarında. Hatta 2015'te böyle düzenli bir şey 2018'e kadar %4.1 diye geldi. Şimdi biz bu rakamları nasıl okuyacağız? Kendi kendimize sorduğumuz zaman acaba Türkiye'de sağlık harcamaları artıyor mu? Yoksa sağlık harcamaları azalıyor mu? Şimdi kişi başı açısından baktığımız zaman çok ciddi bir artıştan bahsedemeyiz. Gayri safi yurt içi hasıla içindeki payına baktığımız zaman aslında şeyde miktar olarak değil ama sağlık hizmetlerine ya da sağlık sistemine verilen önemli bir azalma olduğu anlamına geliyor. Çünkü bir sektörün gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı o sistemin ne kadar öncelikli olduğu konusunda bize ne yapıyor? Bir fikir veriyor. Eğer bir hükümet ya da bir devlet o sektöre ne kadar çok para harcarsa bu bizim açımızdan o sistemin o kadar önemli görüldüğü anlamına geliyor. O zaman bu perspektiften de olaya baktığımız zaman acaba sağlık hizmetleri sistemi Türkiye'nin öncelikleri arasından çıkıyor mu gibi bir tartışmayı da ne yapıyor? Beraberinde getiriyor. O zaman dedim yani böyle bir konuyu arkadaşlarla paylaşmak sanki daha doğru olacak gibi. Yani çünkü bu ilk önce bizim sorgulamamız lazım değil mi? Yani ve buradan bir ders çıkarmamız lazım ki daha sonraki yıllarda ne yapabilelim biz? Daha sağlıklı bir toplum yaratma yolunda sağlık politikalarımızı daha sağlam temellerle şekillendirelim. Dolayısıyla bu konuda konuşmanın dediğim gibi daha uygun olduğunu düşündüm. Ama böyle bir konuyu açıklayabilmek için öncelikle sağlık hizmetleri pazarındaki tarafları bilmek gerekiyor biliyorsunuz. Çok özür dilerim. Eminim biliyorsunuzdur. Yani hocalarımız da sizlerle paylaşmışlardır. Sağlık sisteminin üç önemli tarafı var. Ve bunlar çoğu zaman sağlık sistemi üçgeni olarak da ne yapıyor? Biliniyor. Ki nedir bunlar? Bu üç taraf. Birincisi tabii ki sağlık hizmeti sunucuları. Sağlık hizmeti sunucuları bu pazarda ne istiyor? Çoğu zaman bu yanlış bir algı demeyeyim ama yanlış bir şekilde sağlık hizmeti sunucuları tartışılabiliyor. Sanki çoğu zaman kişisel gelirlerini artırmaya çalışan, çoğu zaman performansa dayalı ödeme sistemi içerisinde hastalara yanlış bilgi vermekten kaçınmayan, kendi maddi çıkarlarını daha fazla düşünen nedir? Bireyler olarak, taraflar olarak bazen tanımlanabiliyor. Bu konuda yapılmış bazı çalışmalar da var. Evet, yani bu konuda doğru çalışmayan, dürüst çalışmayan sunucuların olduğu bir gerçek. Hatta bu konuda inşa edilmiş yatak doldurulmuş yataktır. Ya da supply and demand dediğimiz arz kaynaklı talep, evet bizim bir üzerinde fikir birliğine vardığımız tartışılması gereken konulardır. Bu da doğrudur. Ama gerçekten bir sağlık hizmeti sunucularına gidip bu böyle midir diye sorduğumuz zaman aslında şunu görüyoruz. Çok önemli bir bölümü aslında bu şekilde çalışmıyor. Aramızda bilmiyorum sağlık personeli olarak çalışan arkadaşlarımız var mı? Şöyle söyleyeyim. Benim etrafımda hemşire arkadaşlar var, eşim hemşire, doktor arkadaşlar var. Yani ben onların hiçbir tanesinde kendi çıkarlarını arttırmak için sürekli çabalayan insanlar olarak görmüyorum. O zaman bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Çok önemli bir bölüm, ben ona inanıyorum.
etmiş oldukları Hipokrat yemininin gereklerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Şimdi öbür tarafta bir önemli taraf daha var. O da hastalarımız. Yani sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanan bireyler var. Aslında onlar ne olup ne bittiğini çok da farkında değiller sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başladıkları zaman. Özellikle bu karikatürde gösterilen ameliyathane masasında yatan hastada olduğu gibi çoğu zaman üstlerinde ne yapıldığını daha iyi ne yapmıyorlar bilmiyorlar. Onların da şöyle bir beklentileri var. Kendileri için doğru karar verilmesi ve doğru iş ve işlemlerin yapılmasını ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Bu anlamda o tarafın beklentilerine baktığımız zaman çok da nedir? Safiyane duygularla, beklentilerle ne yapıyorlar? Sağlık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Ama bu sektörde bizim üçüncü taraf dediğimiz çoğu zaman düzenlemelerle, çoğu zaman kuralları koyan, çoğu zaman alınan sağlık hizmetinin bedelini ödeyen ve sağlık sigortaları olarak da bilinen, her zaman karşımıza sağlık sigortası olarak çıkmayabilirler bu taraflar. Bazen İngiltere'de olduğu gibi, Kanada'da olduğu gibi devlet olarak da çıkabilir. Yani sağlık bakanlıkları olarak da çıkabilir. Bazı ülkelerde olduğu gibi Maliye Bakanlığı olarak da çıkabilir. Ve çoğu zaman da bunlar nelerdir? Sunulan sağlık hizmetlerini finanse eden taraflardır. Aslında yani bugün gerçekten bunun üzerinde çok tartışacağız. Acaba ne kadar sağlık hizmeti sunulacağını ya da kuralların ne olduğunu ya da önceliğin ne olması gerektiğini sağlık hizmeti sunucularından veya hastalardan ziyade bu üçüncü taraflar mı daha fazla belirliyorlar? Belki onlar üzerinden de tartışmak ne yapabiliyor, gerekebiliyor. Bu şu açıdan önemli. Dersin başında Şahin Hoca'dan bahsetti. Şahin Kavuncu başında bahsetti Sedat Hoca. İki gün önce biz de konuştuk. Bir görüşü paylaştık onun da. Artık Türkiye'de de ve diğer ülkelerde de şöyle bir gerçek var. Artık birbirleriyle kıyasıya rekabet eden, daha fazla kar elde etmek için çaba sarf eden sağlık kurumlarından ziyade özel sağlık kurumları da buna dahil. Ama çok önemli bir bölümü artık ayakta kalmak için çaba sarf ediyorlar. Yani daha fazla gelir değil, bakın daha fazla karını maksimize etmek şeklinde değil. Aslında bir nevi giderlerini minimize ederek ayakta kalmanın çabaları içerisindeler. Ve bunu diğer ülkelerde de görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde falan da görüyoruz. Mesela en son bu COVID konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hani bu aşıyı geliştiren şirketlerin haklarından vazgeçmesi, işte patent haklarını korunmaması gibi bazı şeyler tartışılıyor. Aslında bu şu anlama geliyor, sağlık hizmetleri o kadar çok maddi olarak değerlendirilmeye başlandı ki, ekonomik olarak değerlendirilmeye başlandı ki, amacın hani maliyetleri kontrol altında tutmanın amacının biraz daha ötesine geçmiş gibime geliyor bana. Yani bu biraz daha sağlık hizmeti, hatta sunucularını, hatta bu konuda teknoloji geliştiren şirketleri de şeytanlaştırma gibi bir noktaya doğru gidiyor. İşte biz olayları bu şekilde gördüğümüz zaman o zaman ne olmayabilir? Bazı yenilikler ortaya çıkmayabilir. Bazı yeni gelişmelerden sağlık sistemi yararlanamayabilir. Bu alana yeni yatırımlar yapılmayabilir. Tamam, eğer bir alanda kar marjı çok yüksekse tamam, o konuda bazı düzenlemeler yapılabilir. Hatta o konuda kamu kendi desteğini verebilir. Ama bir yeri biz haksız yere eleştirdiğimiz zaman ya da şeytanlaştırmaya başladığımız zaman inanın belirli bir süre sonra bundan sağlık sistemi ne yapacaktır? Zarar görecektir. İşte böyle bir sağlık sistemi içinde taraflarda ilişkiye baktığımız zaman özellikle finansman tarafında para ilişkisinin sağlık hizmeti sunucularıyla, kurumsal anlamda sağlık hizmeti sunucularıyla sunulan sağlık hizmetlerinin alanlar arasındaki ilişkinin ve aynı zamanda sağlık hizmetinden faydalananlarla sağlık hizmetini finanse etme sorumluluğu olan üçüncü taraflar arasındaki o parasal ilişkinin çok fazla konuşulmaya başlandığını ne yapıyoruz?
görüyoruz gibime geliyor bana. Şu sorulabilir, ya bu yanlış mı? Hani bunun olmaması mı gerekiyor? Bu sorulabilir. Kesinlikle hayır. Yani sağlık hizmetleri pazarında üçüncü taraf mutlaka olmak zorundadır. Bu bazen devlet olarak da nitelendirilebilir. Çünkü biz bunu neyle açıklıyoruz? Pazar başarısızlığıyla açıklıyoruz. Çünkü ne diyoruz? Sağlık sisteminde, pazar, sağlık hizmetleri alanında pazar başarısızlığı vardır. Nedir pazar başarısızlığı? Diğer sektörlerde geçerli olan ekonomi kural ve yöntemlerini sağlık sisteminde geçerli olmamasıdır. Çalışmıyor. Çünkü diğer sektörlerde insanlar ne beklediklerini bilirler. Daha şeffaf bilgilere daha rahat ulaşabilirler. İhtiyaçlarını çok net bir şekilde değerlendirilebilirler. Rekabete izin verilir. Bunun sonucunda da o pazarlar rekabetin faydalarından, avantajlarından faydalanırlar. Daha kaliteli nedir? Ürün ya da hizmetlere ulaşabilirler. Ama sağlık sistemine geldiğimiz zaman bunun böyle olmadığını biliyoruz. Her şeyden önce kullanıcılar ne istediklerini, ne beklediklerini bilmiyorlar. Eğer sağlık hizmeti sunucuları da kendi çıkarlarını maksimize etmek istiyorlarsa bunu da rahatlıkla ne yapabiliyorlar? Gerçekleştirebiliyorlar. Ama onun da ötesinde ne var? Hani bizim daha çok kamu mallarını anlatmak için vermiş olduğumuz sokak lambası örneğinde olduğu gibi sağlık hizmetlerini de pozitif dışsallık çok fazla biliyoruz. Yani tıpkı bu COVID hastalığında olduğu gibi biz bu hastalığı tedavi ettiğimiz zaman bundan sadece tedavi edilenler ne yapmıyorlar? Fayda elde etmiyorlar. Ama aynı zamanda tedavi edilmeyen insanlar da hasta olmadıklarından dolayı, gereksiz yere sağlık hizmeti kullanmadıklarından dolayı da ne yapıyorlar? Oradan ciddi anlamda fayda elde ediyorlar. Eğer üçüncü taraf burada olmazsa biz biliyoruz ki bu sistem ne yapmayacaktır? Yine doğru dürüst çalışmayacaktır. Çünkü üçüncü taraf devlet olduğu zaman nedir? Bazı faydalar ortaya çıkıyor. Her şeyden önce maliyetleri kontrol altına alıyor. Bu birinci faydası. İkinci önemli faydası hastalık riski paylaşılıyor. Üçüncü önemli faydası mali risk paylaşılıyor. Ve aynı zamanda dediğim gibi çok daha avantajlı fiyatlardan sağlık hizmetlerini almak var. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Ya hocam dersin başında başka bir şey söylüyorsunuz. Şimdi burada sanki başka bir şey söylüyormuşsunuz gibi. Hayır, aslında şunu söylemeye çalışayım. Dersin sonunda da onu söyleyeceğim. O tartışmayı yapacağım. Aslında bizim bir denge kurmamız gerekiyor. Bazen biz bu pazarda, bu sistemde dengeleri gerçekten kaçırabildiğimiz durumlar olabiliyor. O zaman bu dinamik sektörde bu dengeleri sürekli olarak aramamız gerektiğini söylememde fayda var. Üçüncü taraf önemli dedik. Niye önemli? Çünkü koruyor. Kimi koruyor? Vatandaşı koruyor. Yani kime, neye karşı koruyor? Belirsizliğe karşı koruyor. Bakın burada sağlık hizmeti sunucularını suçlamadan hastalık riskine ve mali riske karşı koruyor. İzliyor, bilgi asimetrisine karşı izliyor ve aynı zamanda sağlık hizmeti sunucularının kendi aralarında tekelleşme potansiyelini ortadan kaldırmak için de gözetiyor. Bunun politikada yansımasını nerede görüyoruz diye baktığımız zaman 2013 yılında hatırlar mısınız bilmiyorum ama yaşı itibariyle hatırlayabilecek bazı arkadaşlar olabilir aramızda eğer doktora öğrencileri varsa. Bir ara ilaçta şu çok tartışıldı. Ya aslında bizim kullanmış olduğumuz ilaçlar orijinal ilaçlar değil. Muadil ilaçları kullanıyoruz, eşdeğer ilaçları kullanıyoruz. Onların da kaliteleri çok düşük. Kaliteleri düşük olduğundan dolayı da fiyatları düşük şeklinde bir haberler dizisi vardı. Bu çok tartışıldı. Ve o da niye oldu diye söylerseniz aslında o dönemlerde ilaç sektöründe global bütçe uygulaması vardı ve ilaç şirketleri de ciddi anlamda gelir düzeyleri düşmüştü. Gelirleri azalmıştı. Dolayısıyla bazen taraflar ne yapabiliyorlar? Böyle haberleri basına yansıtabiliyorlar. Ama o dönemin bakanı Ali Babacan devlet olarak ya da üçüncü taraf olarak şu tespiti yaptı. İlaç fiyatı düştü, kaliteden çal gerçekçi bir durum değil, devlet denetler dedi.
Bakın bu bile devletin ya da üçüncü tarafın bu sektörde niye önemli olduğunu bize gösteriyor. Peki bu sektörde, bu sistemde, bu pazarda taraflar ne bekliyor? Ya da biz şu anda kendimizi bu üç tarafın bir tanesinde koysak vereceğimiz karar nasıl farklılaşır? Bunu bu Tahterevalli örneğinde olduğu gibi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi kendimizi sağlık hizmeti sunucusu yerine koyalım. Yani kurumsal bir hastanenin yerine koyalım. Biz ne bekleriz? Mümkün olduğunca daha az hizmet sunalım, maliyetleri aşağı çekelim ve aynı zamanda daha fazla ödeme bize yapılsın beklentisi içerisinde ne yaparız? Çalışırız. Öbür tarafta vatandaş ne bekler? Vatandaş da mümkünse cebinden hiç para çıkmasın, hiç ödeme yapmasın ama mümkün olduğunca kaliteli, en ileri düzeydeki neleri alsın? Sağlık hizmetlerini alsın. Onlar da bu beklentisi içinde. Peki hizmet sunucuyla vatandaşı bu beklentilerini düşündüğümüz zaman bunlar gereksiz bir beklenti içerisinde olmaması gerekir diyebilir miyiz? Dememiz mümkün değil. Haklılar. Yani bunlar bu beklentinin içerisinde. Ama bu iki tarafın haklı beklentileri ekonomik açıdan bize neyi gerekli kılıyor? Sağlık harcamalarının artmasını gerekli kılıyor. Sağlık harcamalarını artıracağız. Ya artıracağız mı, arttırmayacağız mı? Birazdan onu tartışacağız ama en azından bu iki beklentiyi de karşılarsak biz daha fazla sağlık harcamasıyla karşı karşıya kalmamız gerekiyor. O zaman şu soruyu soracağız. Bizim sınırsız miktarda kaynaklarımız var mı? Yani üçüncü taraf olarak diyelim ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nu düşünelim, Türkiye'deki yansımasını. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sınırsız miktarda parası var mı diye sorduğumuz zaman bunun olmadığını söyleyebiliriz. Biraz önce söyledik. Türkiye'deki toplam sağlık harcama 201 milyar lira. Gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %4'ü. 250'ye çıkarabilir mi? Kolay kolay çıkaramaz. O zaman böyle bir durumda ne yapmak durumunda? Peki insanların 201 milyar liradan daha fazla sağlık hizmetine ihtiyacı var mı? Evet var. Niye var? Şu anda ihtiyacı karşılanmamış pek çok insan var. En azından işte 1000 tane, 1500 tane SMA hastasını düşündüğünüz zaman onların tedavi giderlerini karşılayalım dediğiniz zaman 1000 tane böyle hastayı tedavi etseniz bu ne yapar? Ortalama 2,5 milyon lira, 2,5 milyon dolardan 1000 tane hasta 2,5 milyar dolar yapar, doğru mu? 2,5 milyar dolara bir de şeyle karşılaştırdığınız şu andaki 8 lirayla çarptığınız zaman yaklaşık ne yapar? 20 milyar liraya yakın para eder. Sadece SMA hastalarını biz tedavi kapsamına alsak. Daha böyle karşılanmayan bir sürü nadir hastalıklar var. Onların hepsini karşılayacak olsak nereden baksanız belki de gayri safi yurt içi hasılanın %50'sini sağlık sektörüne harcamamız lazım. Peki bu gerçekçi mi bunu yapmak? Maalesef bu perspektiften baktığımız zaman bu da gerçekçi bir durum değil. Peki bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Üçüncü taraf olarak dediğimiz taraflarda onlara da mümkün olduğunca daha fazla hizmet sunmak ama bunun karşılığında daha az ödeme yapmak istiyorlar. Eğer bunu yapmazlar, yani bunların şeyi daha zor aslında. Üçüncü tarafın durumunun, görevinin daha zor olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Bizim bu anlamda bilmemiz gerekiyor. Çünkü üçüncü tarafın oluşturmaya çalıştırdığı, gerçekleştirmeye çalıştığı bir eşitlik var. Biraz önce söyledik. Bu Tahterevalli'de iki taraf var. Onlar hep beklentileri yukarıda, hep yukarı çekmeye çalışıyorlar. Ama öbür tarafta da bir güç var. Alttan onların beklentilerini hep aşağı çekmeye çalışıyor. Ama biz senenin sonunda, günün sonunda işin açıkçası ne yapıyoruz? Böyle bir eşitlikle karşı karşıyayız. 2019 yılında 201 milyar lirayı harcadığımızda biz ne yaptık? Eşitliği orada kurduk aslında. Bu istenilen bir eşitlik miydi? Yani eğer şeyler açısından sorarsanız, vatandaşlar açısından sorarsanız belirli bir kısmı için evet kabul edilebilir düzeyde bir sağlık hizmetindeydi. Ama belirli bir kısma sorduğunuz zaman onlar da çok kalitesiz hizmet aldıklarını size ne yapabileceklerdir, söyleyebileceklerdir. Sağlık hizmeti sunucularına sorduğunuz zaman, örneğin üniversite hastanelerine sorsanız, bu eşitlik onların
istediği düzeyde bir eşitlik değildi. Bazı özel hastanelere sorsanız onlar bu eşitlik onların istediği düzeyde eşitlik değildi. Peki bundan şey memnun mu? Üçüncü taraf memnun mu? Bana sorarsanız onlar da memnun değil. Çünkü niye memnun değil? Bir tarafta isteği karşılanmamış birçok hasta var. Ama öbür tarafta son yıllarda nedir? Cepten yapılan sağlık harcamalarının artması gibi bir durumda söz konusu var. Bu da onların aslında memnun olmadıkları bir sonuç. Onlar da memnun değil. Aslında baktığımız zaman hiç kimse memnun değil. Ama sonuçta ne var? Böyle bir eşitlik de oluşmuş durumda. Hiç kimse memnun değil derken tabii ki bunun içerisinde hani ihtiyaçları karşılanan pek çok sayıda vatandaş var. Onları ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz ama şunu söylüyoruz. %100 memnuniyet maalesef mümkün olmuyor. Ha bu Türkiye'de böyle de diğer ülkelerde farklı mı? İnanın diğer ülkelerde de farklı değil arkadaşlar. Yani şu anda gayri safi yurt içi hasılasından en fazla para harcayan Amerika'ya bile gidilse onlar da aslında bu eşitlikten, kendi işlerindeki eşitliklerinden memnun değiller. Çok daha iyi olduğu düşünülen Kanada, İngiltere gibi ülkelere gitseniz dahi onlar da aslında bu eşitlikten memnun değiller. Çünkü sağlık hizmetleri ihtiyacı öyle bir ihtiyaç ki ben bunu dibi kör kuyuya benzetiyorum arkadaşlar. Ne atsanız yutar, ne atsanız yutar. O zaman ne yapacağız? Biz bu gerçeklikler içerisinde bu pazarı düzenlemenin, bu pazarın beklentilerini karşılamanın yol ve yöntemlerini bulmamız gerekiyor diyoruz. Bu grafik de bize şunu gösteriyor aslında niye bu eşitlik her zaman istendik düzeyde değil. Çünkü farklı noktalarda biz buluşuyoruz bu şeyde, bu pazarda. Keşke diğer sektörlerde olduğu gibi burada arz ve talep eğrilerinin kesiştiği A noktasında bir denge yaratabilsek. Çünkü bu noktada A noktasında bile bir fiyat var, bakın denge fiyatı denilen fiyat. Ama sağlık hizmetleri sektöründe bu denge fiyatını ödeyemeyecek binlerce insanın olduğunu bizim ne yapmamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Bu tıpkı araba pazarında olduğu gibi, efendim onlar da araba almasınlar, kullanmasınlar, belediye otobüsüyle gitsinler diyebileceğimiz bir sektör değil. Onun için biz burada arz talep eğrilerini konuşuyoruz ama aslında daha altta gösterilen, yatay çizgiyle gösterilen sosyal talep bizim için sağlık hizmetleri pazarının gerçek talebi o. O sosyal talepte çoğu zaman neyi gösteriyor bize? Aslında fiyatlarının daha düşük olduğu, mümkünse fiyatın hiç alınmadığı, değil mi? Kişisel sağlık hizmetlerinin dışındaki koruyucu niteliğinde olan sağlık hizmetlerinin bedava sunulması gerektiği bir hizmetler grubunu biz tarif ediyoruz. Böyle bir yerde ne var? Bakın C gibi bir noktada, yani fiyatın çok daha düşük ama mümkün olduğunca fazla insanın beklentisinin ve ihtiyacının karşılandığı bir noktada biz dengeyi kurmaya gayret ediyoruz bu sektörde. Ve biz böyle bir C noktası gibi bir yeri hedefliyorsak, bakın burada sağlık harcamalarını arttırmamız, arttırmaktan kaçınmamız mümkün değil. İlk önce bizim bu pazarda ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir şekilde kabullenmemiz gerekiyor. Ha buradan sağlık harcamalarını arttırmaktan kastımız gereksiz harcamaları yapmak değil. Daha fazla harcamayı yaparak varsa verimsizlikler, bu verimsizlikleri ödüllendirmek kesinlikle değil. Ama biz şundan emin olacağız. Varsa insanların sağlık hizmeti ihtiyaçları ki bir de bu hizmetlerin pozitif dışsallıkları daha fazlaysa bizim bunu kendi haline bırakalım. İnsanlar kendi ihtiyaçlarını karşılasın gibi bir neyle yaklaşımla bu alanı yönetmemiz maalesef mümkün değil. Ama biraz önce de söylediğim gibi bazen taraflar birbirlerini suçlayabiliyorlar, birbirlerini rakibi gibi görebiliyorlar ve bunun neticesinde hiç de beklenmedik dengeler ne yapabiliyor, ortaya çıkabiliyor. Peki biz bu pazarda ne yapmaya çalışıyoruz? Aslında üçüncü tarafta sağlık hizmeti sunucuları olarak kurumlarda ya da yöneticiler olarak bizler de, ki çoğu zaman bizler yöneticiler tarafında, sunucular tarafında
kendimizin rolünün olduğunu söylüyoruz. Bizim okullarımız hep o şekilde bizleri yetiştiriyor ama biz bazen ne bileyim finansman tarafında da ne yapabiliyoruz? Kendimizi bulabiliyoruz. Aslında hangi tarafta olursak olalım bizler, bizim yapmaya çalıştığımız temel bir görevimiz var. O da kaynaklarımızı bir şekilde verimli kullanmak. Ama bu kaynaklarımızı verimli kullanmaktan kastımız, bakın hiçbir zaman fiyatları aşağı çekmek değil. Maliyet, kaliteden ödün vererek maliyetleri aşağı çekmek değil. Eğer sunmuş olduğumuz hizmet bir değer yaratıyorsa ve bu değerin de bir karşılığı varsa, önemli olan nedir? Bu karşılığı vermektir. Toplum için bu karşılığa bu karşılığı yüklenmektir. İşte bu noktada bazı önlemler, kaynakları etkili kullanma anlamında bazı önlemler çok daha kabul edilebilir düzeyde oluyor. Örneğin kullanım değerlendirme, stratejik anlamda satın alma eylemlerini gerçekleştirme, daha etkili, daha verimli sözleşmeler yapma, kaliteyi şey yapma konusunda, iyileştirme konusunda pazara giriş engelleri koyma ya da gereksiz kullanımları önlemede kullanıcı katkı paylarını belirleme gibi noktalarda hani bunlar beklenilen ve aslında iyi sonuçlar ortaya çıkaran eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Ama bazen fiyatlar üzerinde ayarlamalar yapma, fiyatları çok kullanma, bu yani o kadar bir etkili stratejik araç ki, iyi kullandığınız zaman çok iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama iyi kullanmadığınız zaman, yani fiyatlar üzerinde çok baskı yaptığınız zaman, gereksiz yere bunları aşağıya çekmeye çalıştığınız zaman da gerçekten sonuçları çok daha yıkıcı oluyor. Şimdi bazı örneklerle ilgili bunları vereceğim. Bakın bu üç önemli tarafı bir de burada, yani kendi aralarında gerçekleşen ilişkiler açısından baktığımız zaman, örneğin kullanıcı ya da vatandaşların özellikleriyle onların kullanmış oldukları ilaç gibi, teknoloji gibi sağlık malları arasındaki ilişkiye baktığımız zaman, eğer üçüncü taraf dediğimiz devlet ya da finansmanı gerçekleştiren kurum yoksa nasıl bir ilişki gerçekleşiyor? Kullanım ve satım ilişkisi gerçekleştiriyor. Yani vatandaşlar kullanır, bunun karşılığında da sağlık malları da üretenler de satarlar. Tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi. Sağlık mallarını üretenlerle sağlık hizmeti sunucuları arasındaki ilişkiye baktığımız zaman tamamen bir alım-satım ilişkisi var. Ama sağlık hizmeti sunucularıyla kullanıcılar arasına da baktığımız zaman da burada da kullanma ve sunma ilişkisi var. Eğer böyle bir pazarda yoksa, üçüncü tarafı yoksa, kim burada daha fazla dezavantajlı olacaktır? Söylediğimiz gibi vatandaşlar da olacaktır. Mağdur olacaktır. Ve bu mağduriyeti önlemek açısından bu sistemde, bu sektörde daha rasyonel kararların alınabilmesi için, daha objektif düşünce şeklinin gerçekleştirilebilmesi için özellikle vatandaşı hem sağlık hizmeti mallarına ya da teknoloji üreticilerine karşı, hem de sağlık hizmeti sunucularına karşı vatandaşı koruma anlamında ne yapıyor? Burada üçüncü tarafta da devlet devreye giriyor ve bir set çekiyor. Ve diyor ki ben vatandaşımı ne yaparım? Sizlerden korumaya gayret ediyorum. Ve bunu yaparken de evet, ben sizlerden daha objektif düşünerek sağlık mallarını ya da sağlık hizmetlerini alıyorum. Bunu da vatandaşlarım arasında dağıtıyorum. Ve gerekirse ben kullanmış olduğum ya da almış olduğum bu hizmetlerin karşılığını prim olarak, vergi olarak yine vatandaşlarımdan alıyorum. Ama bir şey daha var. Bu bizi politikaya götürüyor. O da nedir? Destek alıyorum diyor. Yani vatandaşlarım ben bu işlemleri yaptığımdan dolayı bana politik anlamda da ne yapabilirler? Destek veriyorlar diye bu ilişkileri ne yapıyor? Bu alanda yürütülüyor. Ama biraz dağıtıyor gibi görüyorum ama görünüyor olabilirim ama biraz daha böyle geniş açıdan olayları yorumlayabilmeniz açısından bu bilgileri veriyorum. Şimdi tekrar harcamalara doğru geldiğimiz zaman
bazı hani gerçekler var. Bizim bu gerçekleri görmemiz gerekiyor bu pazarda. Bunlardan bir tanesi. Fiyatlar artıyor mu? Aslında Türkiye'yi biraz dışarıda tutarak bu cevapları da vermemiz gerekiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, yeni bilgi var, yeni teknoloji var, yeni ilaçlar var. Ve bunlar da hepsi bir maliyetle geliyor. Dolayısıyla fiyatlar artıyor. Kullanım artıyor mu? Kullanım da artıyor. Çünkü niye? Artık biz daha kronik hastalıklarla karşı karşıyayız. Ve bu kronik hastalıklar tedavi edilmiyor. Daha fazla sağlık hizmetinin kullanımını gerekli kılıyor. Ve çoğu zaman da biz bu insanların yaşamlarını biraz uzatıyoruz ama daha çok ne yapıyoruz? Yaşam kalitelerini uzatıyoruz. Fiyatların arttığı, kullanılan sağlık hizmetlerinin de artmış olduğu bir yerde sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmeti harcamalarının artması da kaçınılmaz değil mi arkadaşlar? Bu çok basit bir eşitliktir. Fiyat artarsa, kullanım miktarı da artarsa, ikisini de çarparsanız sağlık harcaması da artar. Ama biz bu gerçeklerle birlikte finansal sürdürülebilirlik denilen kavramı bu şeyde pazarda bizim bir daha düşünmemiz gerekiyor. Nedir finansal sürdürülebilirlik? Finansal sürdürülebilirlik bize şunu söylüyor. Siz sağlık sektörünün ekonomik yönünü o kadar iyi ayarlayın ki sağlık sistemi kendisinden bekleneni versin. Peki nedir sağlık sisteminin kendisinden bekleneni? 3 tane temel amacı var biliyorsunuz sağlık sistemlerinin. 1. Toplumun sağlık statüsünü yükselteceksiniz. 2. İnsan onuruna yakışır bir şekilde onlara sağlık hizmeti sunacaksınız. 3. Finansmanda hakkaniyet olacak. Yani insanlar sağlık hizmetlerini kullandıklarından dolayı fakirleşmeyecekler, yoksullaşmayacaklar. Sağlık sisteminin 3 tane temel hedefi var. Dünya Sağlık Örgütü 2000 raporunda bunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Siz de bunun 3 amacı gerçekleştirmek için doğru kaynakları, uygun kaynakları bulursanız ve yönetirseniz buna finansal sürdürülebilirlik denir deniyor. Ama maalesef finansal sürdürülebilirlik nasıl anlaşılıyor bu sistemde biliyor musunuz çoğu zaman? Sadece artan sağlık harcamalarının azaltılması gerektiği olarak anlaşılıyor. Eğer sağlık harcamaları artıyorsa deniyor, o zaman finansal sürdürülebilirlik de ortadan ne yapıyor? Gidiyor deniyor. Eğer siz bunu, yani finansal sürdürülebilirliği bu şekilde tanımlarsanız, bürokrat olarak, politikacı olarak hangi noktada olursanız olun, işin açıkçası vereceğiniz şey çok açıktır arkadaşlar. Karar çok açıktır. O zaman azaltalım olacaktır. Sağlık harcamalarını azaltalım. Doğru mu? Finansal sürdürülebilir gelden gidiyor. Azaltalım dediğiniz noktada buna göre nedir? Alacağınız önlemler de zincirleme olarak yanlış sonuçlarla ne yapabilecektir? Bizi karşı karşıya getirecektir. Hele bir de soruyu bu şekilde soruyorsanız ve yanıtlarını bu alanda yapılmış hani daha bilimsel çalışmalara bakmadan gazetelerden veya haberleri ya da yapılan harcamaları speküle eden kaynaklardan alıyorsanız o zaman çok daha farklı sonuçlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Mesela böyle şeylerle biz çok karşılaşıyoruz gazete başlıklarıyla değil mi? Türkiye'de sağlık harcamaları artıyor diyenler var. Sağlık harcamalarının artışından dolayı ilaç harcamalarını, ilaç firmalarını sorumlu tutanlar var. Sağlık harcamalarının yıllık katlanarak artıyor şeklinde böyle şeyler var. Düşünsenize, yani bizim yaptığımız şu tartışmaları yapmayan, sağlık sektörünün dinamini bilmeyen bir bürokrat ya da politikacı bunları gördüğü zaman vereceği ilk tepki ne olacaktır? Biz sağlık harcamalarını, artan sağlık harcamalarını azaltalım olacaktır. Şu grafiğe tekrar geliyorum. Bakın, biz bunları ne zaman yaşadık biliyor musunuz? Biz bunları 2000'li yıllardan sonra yaşadık. Özellikle ilaç sektöründe bunu yaşadık. Ve dendi ki ilaç sektörü toplam sağlık harcamalarının temel sebebidir. Ve dolayısıyla biz mümkün olduğunda ilaç harcamalarını azaltalım dendi. Bunu nereden bakıl olarak söylendi? Özellikle o dönemde Bağkur, SSK gibi kurumlar ayrıydı. Onların toplam harcamalar içerisindeki ilaç harcamalarının payına baktığımız zaman ben çok iyi hatırlıyorum bu SSK'da %48 civarındaydı. Bağkur'da %65 civarındaydı. Hani bu evet o dönemde neydi? Doğruydu. Ondan sonra haklı olarak dendi ki ya yani bu kadar ilaç kullanarak bizim sağlık statümüzü iyileştirmemiz mümkün değil. Rasyonel ilaç kullanımı yok. Çok fazla sağlık harcaması var, bunu azaltalım. Bu yaklaşık 2010 yılına kadar 2009-2010 yılına kadar
özellikle ilaç fiyatlarını aşağıya getirme yönünde bazı politikalar uygulandı. Şimdi o politikaların örneklerini de ben size vereceğim. Ama 2010 yılından sonra gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı Türkiye. Özellikle yenilikçi ilaçlara erişme konusunda, Avrupa'da satılan ilaçların Türkiye'ye gelmesi konusunda. Hatta bazı ilaçların Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almayıp Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat almak suretiyle eczanelerde satılması gibi daha pek çok noktalarda şimdi bile devam eden neylerle uygulamalarla karşı karşıya kaldık. Peki biz bunları yaparken toplam sağlık harcamamız azaldı mı? İnanın azalmadı. Sadece arkadaşlar yön değiştirdi. Nasıl yön değiştiriyor bunlar? Bu tıpkı şey gibi içi havayla doldurmuş olduğunuz tam da dolmamış bir balona benzetin. Bunu o balonu bir yerden sıktığınız zaman ne yapar? Oradaki hava başka bir yere doğru gider. Bakın buradaki grafik de onu gösteriyor. İşte 2000'li yıllardaki, 2005 yıllardaki hastane harcamalarının payına bakın %36'lar civarındayken 2019 yılına geldiğimiz zaman bu nereye çıkmış? %48'e çıkmış. Yani %12'lik bir pay nereden gelmiş? İlaçtan alınmış, hop hastane tarafına doğru geçmiş. Demek ki insanlar ne yapmıyorlar? Yani tamam ilaç kullanarak şey yapmıyorlar ama ihtiyaç duydukları ilacı bu defa ne yapıyorlar? Hastanelere giderek ya da aile hekimliği merkezlerine ya da şunlara bunlara giderek aslında ihtiyaçlarını o şekilde karşılamaya gayret ediyorlar. O zaman burada uygun politika ne olmalı? Uygun politika elimizdeki balon yani sönük balon içine alabileceğimiz maksimum havayı en uygun havayı üflemekten geçiyor değil mi? Patlatmadığımız sürece o balonu. İşte o balonun içine üflemiş olduğumuz maksimum ya da en optimum hava miktarı bizim toplam sağlık harcamamız olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer o balonda delik varsa onların verimsizliği anlamına geliyor. O zaman biz o delikleri kapatmadığımız sürece istediğimiz kadar yukarıdan hava üfleyelim. O deliklerde ne yapacaktır? O hava kaçacaktır. Biz o zaman daha fazla sağlık harcaması yapmak gibi bir durumla da karşı karşıya kalacağız. O zaman diyoruz ki biz bu sektörde soruları doğru soralım. Yani öncelikle sağlık harcamaları artıyor. Hadi biz bunu azaltalım şeklinde değil. Soruları doğru soralım diyoruz. Peki soruları nasıl soracağız? Öncelikle objektif bir şekilde diyeceğiz ki sağlık harcaması nedir? Ne kadar harcıyor? Peki bu sağlık harcamalarıyla halihazırdaki bu düzeyle ben toplumun sağlık sorunlarını çözüyor muyum? Örneğin bebekler hala daha fazla ölmeye devam ediyorsa demek ki sıkıntı var. Eğer 5 yaş altı çocuk ölümleri hala yüksekse demek ki sıkıntı var. Hala insanlar ceplerinden para harcıyorlarsa ya da hastaneye gittiği zaman o hastanede benim bu doktorum yok, bu ilacım yok, sen şu hastaneye git şeklinde hastaneler arasında sevkler varsa demek bunda da ne var? Bir sıkıntı var. Demek ki ben yeterince ne yapmıyorum? Para harcamıyorum anlamına geliyor. Çünkü benim harcadığım miktarla elde etmiş olduğum sonuçlar maalesef uyuşmuyor. O zaman ne yapacağız? Bir sonraki soruyu soracağız. Ne almışım ben bu kaynaklarla? Bunun sonucunda ne elde etmişim? Peki bu başarım var. Yani sonuçlar yeterli midir? Yeterli değilse yapmış olduğumuz analizlerin sonucunda eğer bir verimsizlik de yoksa ne diyeceğiz biz? Sağlık harcamalarını arttıralım diyeceğiz. Ama işte biz soruları yanlış sorduğumuzdan dolayı finansal sürdürülebilirliği de yanlış bir şekilde tanımladığımızdan dolayı bu eşitliği kurmanın yol ve yöntemi olarak ya sağlık mallarının fiyatlarının ne olması gerektiği konusundaki fiyat politikalarıyla ya da sağlık hizmetlerinin fiyatının ne olması gerektiği konularında çoğu zaman takılıp kalıyoruz. Mesela şey bilir, Sedat Hocam bilir, o da dinleyiciler arasında ya da aranızda üniversite hastanelerinde çalışanlar varsa biz yıllardır bu sağlık uygulama tebliğinden çoğu hastaneler şikayet ediyorlar. Ne için şikayet ediyorlar? Orada yer alan işlemlerin fiyatlarının güncellenmediğinden ve orada yer alan fiyatların son derece düşük kaldığından ne yapıyorlar? Yakınıyorlar. Ve üniversite hastaneleri ne diyorlar? Biz kesinlikle SURT'taki fiyatlarla hizmet sunmamız mümkün değil diyorlar. Ya da sağlık malları tarafına baktığımız zaman ilaçlar da bunun içerisinde. Orada da ne oluyor?
biz daha çok fiyatları aşağıya düşürmeye yönelik fiyat politikalarını uyguluyoruz. İlk başlarda dediğim gibi bunlar çok doğru sonuçlar verdi. Örneğin referans fiyatlandırma, hem dahili referans fiyatlandırma hem de harici referans fiyatlandırma çok doğru sonuçlar verdi. Ama dediğim gibi 2009-2010 yılından sonra artık özellikle yenilikçi ilaç firmaları ya da büyük ilaç firmaları Türkiye'ye bazı ilaçları göndermek istemiyorlar. Çünkü onlar şunu söylüyorlar. Ya diyorlar yani sadece Türkiye bu referans fiyatlama sisteminin avantajını görmüyor. Diğer ülkeler de görüyor. Eğer diğer ülkeler de size vermiş olduğumuz fiyattan bizden ilaç isterlerse dolayısıyla biz kesinlikle ayakta kalamayız deyip Türkiye'ye bazı ilaçları ne yapmıyorlar? Göndermiyorlar işin açıkçası. Yani bunların miktarı ne kadar bilmiyorum ama şu anda etkili olan bazı ülkelerde kullanılan ilaçların Türkiye'ye gelmediğini biliyoruz. Bazen fiyatları daha aşağıya düşürme konusunda iskontolar talep ediliyor. Evet, bunun da çok önemli miktarda faydasını gördü Türkiye. Örneğin SGK ne yapıyor? Bir de kamu iskontosu talep ediyor. Eğer bazı ilaçları geri ödeme kapsamını almak istiyorsa eğer. Bu durumda da ne oluyor? Hani çok fazla üreten, belki şeyden patenti artık ilaç firmalarının elinde bulunduramadığı yerlerde öyle ilaçlar daha çok geri ödeme kapsamına alınmak durumunda kalıyor. Tamam, bunlar maliyetleri aşağı doğru çeken önlemler, öneriler ama sonuçta biz bir de sonuçlara bakmak durumundayız değil mi? Yani hastaları ne kadar iyileştiriyoruz? Bunlara da bir şekilde bakmamız gerekiyor. Bakın bütün bunlarda ne var? Dediğim gibi hep maliyetleri aşağı yönelik önlemler var. Ve başka bir şey o da hani burada üzerinde de konuştum o da üniversite hastanelerinin zarar etmesi. Bu da nedenlerine baktığımız zaman niye zarar ediyor? Deniyor ki ya biz hem hasta bakım hizmetlerini hem tedavi hizmetlerini hem de araştırma geliştirme hizmetlerini işte SUT'tan gerçi SUT'ta artık kullanmıyorlar. Global bütçeye geçtiler artık ama global bütçe içerisinde de belirlenen fiyatlar öyle düşük düzeylerde kalıyorlar ki onlar ihtiyaç duydukları tıbbi malzemeleri bile alamaz durumda hale geliyorlar. Hatırlarsanız en son bundan kaç ya bir yıl oldu herhalde. Bir yıl önce ne çıktı? Zorunlu %25'lik indirim çıktı hatırlarsınız. Neydi bu %25'lik indirim? Yani bu hastaneler, Sağlık Bakanlığı hastaneleri de piyasaya o kadar çok borçlulardı ki piyasaya olan borçlarını ödeyemiyorlardı. Dendi ki eğer piyasadan, pardon bir firmanın borcu varsa bu borcunun toplam borcundan %25'inden vazgeçerse %75'ini ödeyeceğim dedi. Yani niye bu noktaya geldi? Çünkü o şekilde devam etseydi hem Sağlık Bakanlığı hastaneleri hem de üniversite hastaneleri inanın bu hizmetleri sunamayacak hale gelecekleri ve bu da tam da Covid'le bir araya geldi. Hatırlıyor musunuz? Tam da Covid döneminde bir araya geldi. Artık onlar da tıkanmak üzerindeydiler. Ha, buradan şuna gelmeye çalışıyorum. İşte biz yani finansal sürdürülebilirliği sağlık harcamalarını azaltma olarak tanımlarsak o zaman finansal sürdürülebilirliğin gerçek tanımından ne yapıyoruz? Uzaklaşmış oluyoruz. O da neydi? Neyi söylüyordu bize bu pazardaki gerçek tanım? Sağlık sisteminin kendisinden beklenenleri sürdürebilmesi olarak tanımlıyordu. İşte dersin başında da dedim ya bazen biz böyle dengeleri ne yapabiliyoruz? Karıştırabiliyoruz ama bu dengeleri karıştırmamızın sebebi de dediğim gibi biraz soruları yanlış sormamış ve yanlış sormamız ve bu soruların cevaplarını da yanlış bulmaya çalışmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Burada teşekkür edeceğim. Biraz da hani yaklaşık bir saatlik bir şey hazırladım ama aynı zamanda bir tartışmaya da vakit kalsın diye sorulara, cevaplara vakit kalsın diye teşekkür ederek sunumumu ben burada sonlandırmak istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Yusuf Hocam. Oldukça faydalı bir dersti. Gerçekten pazarını genel anlamda zihnimizde bir fikir uyandı. Ben de birkaç not aldım hocam siz dinlerken. Özellikle sağlık hizmetlerinin, sağlık harcamalarının artmasından bahsettiniz ve bununla mücadelenin de harcamaların kısarak değil, kaynakların daha verimli kullanarak
iyileştirme olacağını bahsettiniz. Bir balon metaforu da bulundunuz. Balonda bir delik varsa biz ne kadar üflersek üfleyelim, harcamaları ne kadar arttırırsak arttıralım, bir kalitenin artışı olmaz ve bu durumda da kaliteden ödün vererek de bir sağlık harcamalarını kısarak da bir şey elde edemeyeceğimizi belirttiniz. Yine hocam ilaç harcamalarının kısılıp aslında hastaneye aktarılmasını da yine bir balon metaforunda da belirttiniz. Fakat burada şöyle bir durum yok mu hocam? İlaç harcamalarını kısıp aslında hastane harcamalarını artırarak kişileri, vatandaşları daha memnun etmiş olmuyor muyuz? Doğru. Evet, kişilerin ceplerinde çıkmıyor olabilir. Haklısın ama sonuçta bir harcama söz konusu. Yani biz harcamayı azaltmıyoruz aslında. Sadece harcamanın yönünü değiştirmiş oluyoruz. İşte bu noktada belki de rasyonel ilaç kullanımı gibi doğru politikaların izlememiz gerekiyor. Ya da bu insanların niye ilaç harcamalarına yöneldiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz hastaneye gittikleri zaman hastanede hani şey var, sadece yattıkları zaman hastane tarafından ilaçlar harcanıyor ama polikliniğe gittikleri zaman işin açıkçası poliklinikte yapılan, poliklinikte sunulan ya da yazılan ilaçlar yine nereye gidiyor? Eczaneler tarafından veriliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bir taraftan da poliklinikleri kalabalıklaştırıyoruz. Poliklinikte gerçekleşen harcamaları da ne yapmış oluyoruz? Arttırmış oluyoruz. İşte orada hani sağlık yönetimi de eğitim alan arkadaşlarsınız. Yani toplam sağlık harcamasının %50'ye yakınının hastanelerde harcanması bizim sorgulanması gereken çok büyük soru işareti koymamız gereken bir nokta. Bu şu anlama geliyor. Biz öyle bir sağlık sistemine sahibiz ki sağlık sistemine sahibiz. Ya biz bundan uzaklaşmaya çalışıyoruz. Bakın artık bizim sağlık sistemini dört duvardan uzak, yani belki de hastanelerin olmadığı, hastanelerin farklı alternatif kurumlarla topluma yaygınlaştığı bir sağlık sistemine doğru gitmeye çalışıyoruz biz. Bakın endüstri 4.1, 4.5, bilmiyorum hangi noktaya geldi bilmiyorum ama artık dijital çağda, anlatabiliyor muyum? Bilgi işlem araçlarıyla hızlı bir şekilde yayıldığı bir çağda büyük binalar yapmak, hastaları dört duvarın arasına çekmeye çalışmak yanlış bir yönelim. Yani biz o anlamda ne yapmamız gerekiyor? Hani tabii ki bu harcama yapılacak ama hastanelerde mi yapılacak? Yoksa tamam ilaca da harcanmasın ama uygun yerlere gitsin, bu hastaneye de gelmesin. O uygun yerler nereler? Ne bileyim, hastanenin daha yakını olan bir yere gitmemiz lazım. İlaç kullanmadan onların ihtiyaçlarını karşılamaya bizim yönelmemiz lazım. Evet hocam, Evet. teşekkürler. Hocam özür dilerim. Ben de şeyi merak ettim. Şimdi hastanelerdeki ciddi bir artış var harcamalarda. İlaçtaki artış oraya kayıyor. Ama bizim asıl koruyucu hekimlik ve sağlığı geliştirme ile ilgili harcamalarımızda baştan itibaren çok bir değişiklik yok gibi geldi bana. Hastane ile ilaç arasında, yani hekimler arasında gidip geliyoruz. Sağlığı korumak ve geliştirmek anlamındaki hizmetler konusunda bir sıkıntımız var galiba. %100 haklısın. Aslında Deniz'in sorusuna vermiş olduğum cevap biraz da onu ima ediyordu. Yani Evet, evet. alternatif Açalım yerler istedim derken, yani. topluma daha yakın yerlere gidelim derken aslında oraya doğru yaklaşmamız gerekiyor. Yani toplumu sağlıklı tutmamız gerekiyor bizim. Ve Evet. ne, hatırlarsanız bakın siz oradaydınız. En son Sakarya'da yapılan kongrede biz neyi tartıştık? Değer bazlıyı tartıştık. Değer bazlı Evet. sağlık sistemini tartıştık, değil mi? Onun felsefesi neydi? Değeri nerede üretmeliyiz biz? O value nerede? O değer aslında hastanede değil. Yeni Toplumda. gelişmeler de onu gösteriyor. Toplumun en yakınında, belki hastanın evinde o değeri üretmeliyiz. Ya da birinci basamakta o değeri üretmeliyiz ki Hasta hem olmadan hasta önce için, belki. hasta olmadan önce belki, ya da hastalanıyorsa da ilk birinci basamakta üretebileceğimiz değerler üzerinde düşünmeliyiz. Yani ödemeleri, parayı biraz o tarafa doğru kaydıralım ki oralarda harcansın ki o alan güçlensin.
Biz o alanda harcamazsak oralar güçlenmez ki. Aile hekimliği merkezlerinde laboratuvar olmazsa, aile hekimliği merkezlerinde başka böyle orada çalışan personelin kullanacağı maldır, malzemedir, altyapı olmazsa oralar güçlenmez ki. Onu Evet. söylemeye çalışıyorum. Yani o balon şey, o anlamda ben o metaforu çok seviyorum. Bir yerden patlatır, sıkarsanız diğer tarafa ne yapacaktır? Hava Akacaktır. gidiyor. Gelin biz o zaman hastane tarafını sıkalım. Anlatabiliyor muyum? Yapabiliyorsak orayı sıkalım ki diğer tarafa kaysın. Aynen. Deniz, sorular vardı. Söz isteyen hocalarımız da var. Bir de hocalarımız var. Hepsine de söz verelim. Katılsınlar öğretim üyesi arkadaşlarımız. Tamamdır hocam. Sorusu olan hocalarımız mikrofonunu açarak, görüntüsünü açarak da Yusuf Hoca'ya sorularını yöneltebilir. Chat kısmında bir iki soru var. Ben onları hocam, Yusuf Hocam müsaadenizle okumak istiyorum. Sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma komisyonunun sağlık harcamaları üzerindeki etkisi nedir? Cevap için teşekkür ederim demiş Nurlu Hocam. Etkisi nedir sağlık harcamaları? Yani biraz önce de söyledim. Özellikle daha çok maliyetleri aşağı düşürmeye yönelik öneriler daha çok orada kabul ediliyor. Bunu da nereden görüyoruz? İşte süt fiyatlarının güncelleştirilmemesinden, sabit tutulmasından ya da çok az artırılmasında görüyoruz. Daha çok maliyetleri aşağı çökme yönünde bir hareket var orada maalesef. Bir diğer soru hocam, pazara giriş engellerinin konmasının avantajları neler diye bir sorumuz var. Evet, o daha çok kaliteyi artırmak adınaydı ve vatandaşları korumak adınaydı. Çünkü biz biliyoruz ki eğer biz böyle engelleri koymazsak nedir? Belli standartlara yakalanmamış sağlık hizmeti sunucuları ne yaparlar? Vatandaşlara hizmet sunma yönünde hareket edebilirler. Aa. O da hiç beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Daha kaliteli ve etkili sağlık hizmetlerine erişmeyi sağlamak için vatandaşların son derece olması gereken bir uygulama aslında pazara giriş engelleri. Teşekkürler hocam. Bahadır hocam söz istemiş. Buyurun Bahadır hocam. Değerli hocam, öncelikle güzel dersiniz için çok teşekkür ederim. Kendimi tanıtayım. Doktor Ahmet Bahadır Uşar, Tokat Toplum Sağlığı Merkezi Başkanıyım şu anda. Cumhuriyet Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi tezli yüksek lisans yapıyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Birinci basamak bize bağlı toplum sağlığı merkezinde özellikle aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezinin çalışmaları. Konuyla da ilgili bahsettiniz. Ülkede sağlık sistemi daha çok hastaneler üzerinden maalesef birinci basamak çok göz ardı edilerek bir gelişim sürecinde. Son zamanlarda aile hekimleriyle alakalı tabii birim arttırma, daha çok yayılması vesairesi olsa da fiziki imkanlar dediğiniz gibi Türkiye içerisinde çok yeterli değil. Her ne kadar yeni ASM'ler, yeni yerler yapılsa da bazı ASM'lerin, çoğu ASM'nin fiziksel şartları ve koşulları çok uygun değil. Bir de şu hastane konusunda hocam, İngiltere'de aile hekimliklerine başvurularında hastaların %90'ının, %88'inin ilk başvuru merkezi aile hekimleri ve orada sonlanıyor. Çok büyük bir kısmı orada sönümleniyor sağlık başvurularının. Fakat Türkiye'ye geldiğimizde bu oran ta %30'a, %32'ye, %31'e düşüyor. Bu da haliyle koca koca hastaneler yapmamıza, koca koca aciller yapmamıza, koca koca acillerin arenaları olmasına neden oluyor. Ve gereksiz birçok başvuru acil servislerde sonlanıyor. Hatta bazen bir poliklinik hizmeti veren bir yer olarak da görülebiliyor vatandaşlar tarafından. İşte gecenin 11'inde ilaç yazdırılmaya gelinen, işte mide hapı yazdırılmaya gelinen, tansiyon ilacı yazdırmaya gelinen çeşitli yerleri görüyoruz. Ben üç kısımda da çalıştım. Şu an idareci olarak çalışıyorum. Acilde de çalıştım. Aile hekimliğinde de çalıştım. Sahanın sorunlarını, sahanın sıkıntılarını bizzat yaşayarak görüyorsunuz. Hem acilde çalışırken bu sıkıntıları görüyorsunuz. Hem aile hekimliği 5,5 sene yaptım. Orada bu sıkıntıları yaşadım. Bu konuda düşünceleriniz nedir hocam? Aile sağlığı merkezlerinde nasıl bir planlama yapılabilir? Güçlendirilmiş aile sağlığı merkezi ya da bunun gibi durumlardaki harcamaların verimli olacağını düşünüyor musunuz ileriki vadede? Bu kadar uzmana ihtiyacımız olduğunu düşünüyor musunuz ya da bu kadar acil servis ekibine ihtiyacımız olduğunu düşünüyor musunuz? Bu da bir planlama hatası sizce yapılıyor mu? Ve bunu SEG zincirini uygulayarak mı önleyebiliriz? Ya da değişik bir para işte şeyiyle mi önleyebiliriz?
Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum hocam. Ayrıca ders için çok teşekkür ederim. Bana çok katkısı oldu. Teşekkür ediyorum Bahadır Bey. Aslında orada fikrimi söyledim. Yani sizin vermiş olduğunuz örnek o kadar güzel örnek ki. İngiltere örneği, bir de Almanya örneği de var. Mesela Almanya'daki çoğu hastanede de, İngiltere'de de böyle, poliklinik hizmetleri hastane hizmetlerinin bir parçası olarak değerlendirilmiyor. Poliklinik hizmetleri daha çok aile hekimliği hizmetlerinin bir fonksiyonu olarak değerlendirilir. Doğru mu? Görmüşsünüzdür. Belki de gidip oralarda da yaşamışsınızdır. Deneyimlemişsinizdir. Peki, aslında çok basit. Örnek orada. Onlar aile hekimliği merkezlerinde poliklinik hizmetlerini nasıl veriyor? Altyapı değil mi? O altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Yani siz orada çalışıyorsunuz. Toplum Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak çalışıyorsunuz. Bir aile hekimi merkezine gittiğiniz zaman oradaki aile hekiminin ilaç yazmaktan başka yapabileceği bir şey var mı? Bunun dışındaki en ufak şeyde bile biz biliyoruz ki orada hani bir yerimiz kesilse bile orada belki de oraya dikiş atacak bir personeli bulamama şansımız çok yüksek. O zaman biz ne yapıyoruz? İki dikiş attıracağımız zaman bile acile gidiyoruz. Yani gerçekten çok basit. Bizim bunu bir politika olarak benimsememiz gerekiyor. Hani hastane odaklı sağlık sisteminden uzaklaşıp toplum odaklı, birinci basamak sağlık hizmetleri odaklı bir sağlık sistemine dönüşmemiz gerekiyor bizim. Bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor. Bu dönüşüm de ister istemez o altyapının güçlendirilmesiyle olacaktır. Sadece altyapı değil, aynı zamanda orada çalışan kimse, aile hekimleri ise de, aile hekimliği biliyorsunuz bir uzmanlık alanıdır. O uzmanlık alanını güçlendirmek, oraya gelen hastalara gerçekten poliklinik hizmetleri sunacak, yani gelen hastalıkları teşhis edebilecek, tedavilerini belki de planlayabilecek. Tabii ki yani ikinci basama göndereceksin de göndersin. Onu yapacak bir sisteme geçmemiz gerekiyor. SEK sistemi çok konuşuluyor ama bu altyapıyı yapmadan bizim SEK sistemini uygulamamız mümkün değil. Ki uygulandı da Türkiye'de biliyorsunuz 4 tane ilde uygulandı. Apar topar vazgeçilmek zorunda kaldı çünkü çalışmaz. O altyapıyı, onu iyileştirmediğiniz sürece SEK sistemini getirmek sadece insanları gerçekten eziyet etmektir. Bu yapılmamalıdır. Önce bunun yapılması gerekiyor. Mesela bazı ülkeler var. Amerika bunlardan bir tanesidir. Orada da çok büyük, bizdeki şehir hastanelerine benzer, network tipine benzer hastane yapıları orada da var. Büyük hastane. Ama onlar alternatif bakım kurumlarını çok iyi kullanıyorlar. Mesela bizim günübirlik hizmetler dediğimiz hastane içerisinde verilen günübirlik hizmetler oralarda bakımın türüne göre farklılaştırılmış ve toplumun en yakınına götürülmüştür. Mesela kemoterapi hastaları için bizdeki şeye benzer yapılandırmaları var. Hani sem polikliniklerine benzer yapılandırılmaları var. Veya yani çok kısa süre kalışlar için mesela geliyorlar ya bu protezden dolayı veya fizik tedavi şeylerinden dolayı. Mesela aynı şekilde toplumun daha yakınına kadar giden şeyleri var, birimleri var. Ya da evde bakım hizmetleri ya da evde bakım ekipleri çok planlı ve çok etkili bir şekilde çalışıyor. Ya da onu yapacağız. Yani bizdeki tamam şehir hastaneleri olsun ama şehir hastanelerini orada bir kampüs içerisine yığmayacağız. Anlatabiliyor muyum? O kampüs organları, ben metaforları çok kullanırım. Eğer hani şehir hastaneleri vücutsa ama bunun ayakları olacak, elleri olacak, elleri uzanacak, toplumun en yakınına kadar uzanacak. Ankara Şehir Hastanesi olsun ama Çankırı'ya uzansın, Aksaray'a uzansın. Anlatabiliyor muyum? Gerekirse şeye uzansın, Kastamonu'ya uzansın. Oralara kadar gitsin. Yani biz oradaki hastayı buraya getirmeyelim. Bizim kollarımız oraya kadar gitsin. Yani böyle yapılanmalar yapılabilir, yapılmalıdır da zaten. Dediğim gibi uzun vadede böyle bir şeye gitmediğiniz zaman, nasıl söyleyeyim, yapılandırmaya gitmediğiniz zaman şehir hastaneleri de eskiyecektir. Belirli bir süre sonra o da eskiyecektir. Ve verimsizlik de var hocam. İşin garibi, dediğiniz gibi az önceki örnek çok güzeldi. Yani birinci basamağın tek görevi sadece ilaç yazmak da değil. Koruyucu hizmetler, işte malum mamografi, HPV ve kolorektal kanser taraması gibi birçok taramayla maliyeti $1,000, $1,500 yakın olacak hastayı siz işte $3, $5 bir kitle bunu önceden tespit edip bu hastanede kalış süresini, yatış süresini vesairesini kısaltıp hayatını kurtarabiliyorsunuz insanın. Bu tür çalışmaları da biz de toplum sağlığı merkezi olarak yapıyoruz ama
Dediğimiz gibi burada çok büyük bir şey var, asimetri var. Yani hastaneyle bizim aramızda. Bakanlık biraz daha işi hastaneye yönelik düşünüyor. Birinci basamaktaki çalışanlar işin aslında farkında bir nevi ama yeterli desteğin sanki biraz terazinin ucunda. Çünkü hastaneden daha kolay sonuç alabilir hocam. Hocam yeni bir politika yapılanmasına ihtiyaç var. Mevcut politika yapılanması ne yazık ki 2012'den sonra farklı bir şekilde evrildi ve farklı bir noktaya geldi. Oraya doğru gitmek lazım. Misafirlerimiz var. Ümit Hocam, Neziha Hocam buralardasınız. Gülsen Hocam, sizlerden de katkı alalım derste ilgili. Buyurun Gülsen Topaktaş, Nur Perihan Hocam. İyi akşamlar diliyorum tüm hocalarıma ve programı hazırlayan çok değerli Sedat Hocama. Yusuf Hocam uzun zamandır göremiyordum. Hakikaten çok memnun oldum. özlemişiz hocam ders almayı sizlerden. Ara ara bu tür programların olması bize de biraz öğrencilik havasına bürüyor ama yani teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok iyi bir program oldu. Ben Yusuf Hoca'nın öğrencisiyim. Şu an hani tanımayanlar için söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyorum. Eğitim Sertifikasyon Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. Şimdi yani 663 yılda sağlıkta dönüşümdeki en büyük sorunlardan bir tanesi zaten sevk zincirinin hani aile hekimliklerine tamamen dönüştürülememesi. Yani bizim büyük sorunlarımızdan birisi ama yani bu belki ilerleyen dönemlerde olabilir ve hani bu süreçte ben özellikle hani Yusuf Hocama şunu sormak istiyorum katkıdan ziyade yani aile hekimliği mi yoksa sağlık ocağı mı? Biz çünkü hala kendi aramızda bunu konuşuyoruz. Çünkü sağlık ocağı sisteminde hani çok eski dönemlerde sizler de biliyorsunuz hani mesela bir pandemi döneminde biz hastalara ulaşmakta biraz zorlandık. Eskiden ebeler giderdi. Bütün gebeleri takip ederdi, bebekleri takip ederdi. Kronik hastalardan haberdar olurlardı. İşte çevre sağlıkçı bütün nerede çevreyle ilgili sorun var, denetlenmesi gereken yerler neresi? Bununla ilgili bir takım bir de sıtma savaş işçisi vardı. O da benzer. Özellikle Güneydoğu'da çok aktif rol oynarlardı. Ama şu an aile hekimliği mi yoksa eski hani sağlık ocağı mı? Şimdi sizler de zaman zaman çok değerli araştırmalar da yapıyorsunuz. Ben özellikle hani bu konuda sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi bizim de çok kafamızı karıştıran belki bu dönemde başka bir model olabilir ama aile hekimliğiyle sanki istenilen bir noktaya gelinemedi gibi. Hı hı. Sorunu çok iyi anlıyorum Gülsen. Şöyle söyleyeyim. Ha, Gülsen diyorum çünkü Gülsen gerçekten bizim öğrencimiz oldu hala şeydeyiz. Gülsen'e o anlamda şey yapma Gülsen. Estağfurullah olur mu hocam? Ne olursa diyorum. Olsun. İster aile hekimi olsun ister sağlık ocağı olsun ama temeli şu. Güçlendirilmiş birinci basamak. Yani gerçek güçlendirilmiş. Adının ne olduğu önemli değil. Mesela bu aile hekimliği geçmeden önce bir şekilde tartışıldı. O tartışılması gereken çok iyi bir öneriydi. Gelin biz adına ne derseniz ama bu sağlık ocağı sistemi... Deniz açık sesleri kapatalım ya. Hocam bölünüyor. Özür dilerim hocam. Rica ederim. O öneri şuydu. Gelin sağlık ocaklarını biz güçlendirelim. Bu yapıyı bozmayalım. Devam etsin. Mesela o güçlendirilseydi o iyi bir sonuç verilebilirdi. Ama biz aslında o yapıdan aile hekimliğine geçerken biz birinci basamağı sadece tamam erişim iyileşsin, her hastanın bir aile gideceği bir hekimi olsun. Tamam bunlar güzel ama sadece biz bir hani sağlık sistemiyle kontak kurulacak kişi olarak aile hekimini tanımlarsak bu doğru değildi. Yani ya da buna gidiyorsak şu anda da mesela aile hekimliği merkezleri var. İçerisinde de ne var? 4-5 tane aile hekimi bir araya gelerek çok güzel hizmetler verebiliyorlar. Bunun adını hemen sağlık ocağı yazabiliriz. Aile hekimliği merkezlerine hemen sağlık ocağı olarak tabelasını değiştirebiliriz. Ama içini geliştirmediğimiz sürece, o altyapıyı güçlendirmediğimiz sürece yine bir şey fark etmeyecek.
Önceden sağlık ocağı vardı. İyi çalışıyor muydu? Tamam işte hemşireler vardı. Ailelerine kadar gidiyorlardı. Tespit fişleri vardı. Ama o da artık çalışmamaya başlamıştı hatırlarsanız. Artık oraya giden hekimler ne yapıyorlardı? Uzmanlık sınavlarına çalışıyorlardı. Orada hizmet vermek istemiyorlardı çünkü gerçekten onların da çok fazla şeyleri yoktu. O altyapı iyileştirilmemişti. Tamam bir dönem çok iyi iyileşmiş Nusret Fişek döneminde sosyalizasyonla birlikte çok iyi çalışan yapılar oluşturulmuş. Keşke o devam ettirilmeseydi. Ama o yapı bozulmuş, dejenere olmuş. Dolayısıyla güçlendirmeden o şekilde devam etmesinin de bir anlamı olmayacaktı Gülsen. Yani sonuçta adı ne olursa olsun birinci basamağı güçlendirmediğimiz sürece bizim bu sorunu çözmemiz gerçekten mümkün değil. Teşekkürler hocam. Hocam peki mevcut durumun nedeni planlama hatası mı yoksa başka engeller mi söz konusu? Politika, sağlık politikası. Yani şunu söyleyeyim, bizim yönelimizin, vizyonumuzun gerçekten net olması gerekiyor. Yani bu vizyon, vizyon olarak koyacağız onu. Ve o vizyonun içerisinde aslında üç tane şey var. Hani Sedat Hocam biliyor, benim mesela geçen 5-6 ay mı Libya sağlık sisteminin iyileştirilmesiyle ilgili bir rapor çok aldım. Benim zamanımı çok aldı. Orada önerdiğimizde de aynı şeyi Türkiye için de önerilebiliyoruz. Aslında üç tane temel taş var. Bir, evrensel herkesi kapsayan bir sağlık sigortası olmazsa olmaz. İkincisi, güçlendirilmiş, gerçekten güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmeti. Yani bu olmadığı zaman, bu ikisi olmadığı zaman sunumda üçüncüsü geliyor. Anlatabiliyor musun? Pardon, bir üçüncüsünde vizyon var. Governance dediğimiz vizyon var. Bu üçü bir araya gelmediği sürece gerçekten biz ne yaparsak yapalım hep biz sorunları şey yapmayacağız, nasıl söyleyeyim, hep öteleyeceğiz, hep yaşayacağız bunları. Ve bu o vizyonun içerisinde bu güçlendirilmiş birinci basamak sağlık hizmeti olacak. O vizyona dayalı olarak planlamalar, sağlık politikaları üretilecek. Bu olmadığı zaman gerçekten olmuyor Deniz. Yani sağlık politikaları hatalıdır demek istemiyorum. Burada sadece önceliklerimizi biz neye göre planladığımız önemli. Önceliklerimizi nasıl gördüğümüze bağlı olarak bu sorunlarla daha fazla karşılaşıyoruz gibime geliyor. Ya bu benim şeyim. Değişebilir. Anlatabiliyor muyum? Her birimiz gerçekten çok farklı deneyimlere sahip arkadaşlarız. Benim baktığım pencereden ben bunu böyle görüyorum işin açıkçası. Evet. Hocalarımız var. Hocalarımız da katkıda bulunsun istiyorum. Ümit hocamı gördüm. Şeyde öyle bir göz attığımda Nezihe hocamı gördüm. Eğer müsaitlerse sesim geliyor mu Sedat hocam? Evet evet Ümit hocam buyurun. Yusuf hocamızı bulmuşken katkıda bulunalım. Teşekkürler hocam. Evet buyurun. Yusuf hocam iyi akşamlar. Yusuf hocamı ben çok severim. Kendisi aynı zamanda danışmanım da yüksek lisansta. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Evet, sağlık harcamaları artacak. Yani bu kesin. Çünkü dünya genelinde de tedavi hizmetlerinin ağırlıklı olduğunu zaten biliyoruz. Nüfus artıyor. Doğal olarak sağlık harcaması artacak. Tabii burada önemli olan bu sistemin Yusuf hocamın da dediği gibi finansal sürdürülebilir çerçevede en verimli şekilde çalışması önemli. Bizim isteğimiz, arzumuz tabii ki her zaman koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi. Aksi takdirde insanlar hastalanacak, tedavi olacak, tekrar hastalanacak, tekrar gelecek. Yani hastalığın kaynağı yok edilmediği sürece, tedavi hizmetleri de ağırlıklı olduğu sürece bu devam edecek. Tabii burada hocamın dediği gibi hani harcamalar artıyor, azaltalım sorusuna baktığımızda biraz yanlış sormuş oluyoruz hocamın dediği gibi. Örneğin işte birinci basamak sağlık hizmetlerinin vali hekimliği kurulmadan önce %1 civarlarındaydı. Buraya ayrılan pay. Şimdi %4.4 civarına gelmiş hocam. Ben bir araştırmamda bakmıştım. Şimdi buradan şunu mu diyebiliyoruz? Koruyucu sağlık hizmetlerine Türkiye'de
verilen önem 4,5 kat arttı mı? 4 kat. Ya bu işte ben düz mantıkla bakarsak hocamın dediği gibi artıyor azaltalım dersek yanlış yapmış oluyoruz. O zaman koruyucu sağlık hizmetlerine verilen önem 4 kat artmış gibi gözükecek ama aile hekimliği sistemi geldiği için bu sistemde maaş ve ücretlerde önemli ölçüde 3-4 kat artışlar olduğu için birinci basamak sağlığa ayrılan pay da 4 kat arttı. Yani buradan bu felsefeyle bakarsak 4 kat iyileşti demiş oluruz. O yüzden kaynağını çözmek lazım. Burada hocam şöyle bir durum da var. Sağlık sisteminde şu tartışılabilir diye düşünüyorum hocam. Şimdi üçüncü taraf devlet, sigorta. Ancak hizmet sunan tarafta devlet. Şimdi bu her ikisi de aynı bünyede aslında biraz finansal sistem açısından bazen aynı bünyede olması yönetim için öneriliyor. Ancak acaba biraz daha bu hizmet sunum tarafının özelleşmesi başarılabilirse daha iyi sonuçlar elde edebilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Buradan da Yusuf Hocam'a bu şekilde bir soru sormuş olarak devam edeyim. Evet, teşekkürler Ümit. Şöyle söyleyeyim, şeyi tabii 4,5 kat artması değil, sadece aile hekimlerine verilen ücret arttı. Anlatabiliyor. Onu o şekilde dedim ya, bazen biz harcamalarımızla başarımlarımızı bir araya getirmemiz lazım. O anlamda senin tespitin de doğru. Diğer ikinci sorun, yani bizdeki satın alan da devlet, sunan da devlet. Ama Türkiye'de yapılan şöyle bir avantajı var. Sunan Sağlık Bakanlığı devlet ama satın alan da Sosyal Güvenlik Kurumu. Ayrı bir şey, bakanlık olarak devreye giriyor ve bu avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Türkiye açısından baktığımız zaman sadece Türkiye'de değil, Macaristan'da var, bazı ülkelerde de var. Satın alıcı kurum tek kurum olarak ciddi anlamda satın alma tarafında bir tekellik yaratıyor. Ve bu tekelliği satın alma gücünü öyle kullanıyor ki, öyle güçlü kullanıyor ki bunun neticesinde bazen kamu kurumları ya da Sağlık Bakanlığı hastaneleri gibi hastaneler gerçekten dezavantajlı duruma düşebiliyorlar. Bunu nereden görüyoruz işte? Global bütçeyle yapılıyor tamam ödemeler ama global bütçelerin seviyeleri de bazen arttırılmıyor, düşürülüyor biliyorsunuz. Belirli bir noktada tutuluyor. Bu durumda da bu baskı nereye geliyor? Mali baskı sağlık hizmeti sunucuları tarafına geliyor. Sağlık hizmeti sunucuları tarafına geldiği anda yöneticilerin üstüne bu yükü verdiğiniz anda yöneticilerin yapacakları şey belli. Ya verimlilikten kazanacaklar ama verimlilikten kazanmak da belli bir yere kadar işin açıkçası. Doğru mu? Ya da o hizmetleri sürdürmek için piyasaya borçlanacaklar. Piyasaya borçlanma örneğini hani boşuna vermedim. Şu anda kamu hastanelerinin piyasaya çok ciddi borçları var. Yanlış söylüyorsam, yanlış biliyorsam beni uyarın lütfen. Ciddi anlamda borçları var, piyasaya borçları var. O zaman dedim ya, biz bazen dengeyi bir yerde kaçırabiliyoruz. Çünkü satın alıcı kamu tarafı maliyeti ne yapıyor? Birinci önceliği olarak gördüğü sürece baskı sadece başka bir yere gidiyor ve eninde sonunda bu inanın vatandaşa yansıyor. Evet. Vatandaşa nasıl yansıyor? İşte ya hastaneler arasında yok deniliyor, ya süresi gecikiyor, hizmet alma süresi gecikiyor, ya kalitesiz hizmetle karşı karşıya kalıyor gibi noktalara gidiyor. Burada o dengenin korunması, aslında hani Türkiye'deki örgütlenme açısından bir sıkıntı yok bence ama geri ödeyici kurumların kendilerine şunu sorması gerekiyor. Yani harcamayı arttırmaktan korkmaması gerekiyor geri ödeyici kurumları. Karşılığını aldığını bildikleri sürece. Karşılığını almak da nedir? Harcadığım paranın karşılığını ben sağlık statüsü olarak görüyor muyum? Sağlık statüsü iyileşiyor mu? Daha az bebek ölüyor mu? Daha az çocuk ölüyor mu? Değil mi? Benim insanlarım daha fazla iyileşiyor mu? Aldıkları hizmetten memnun mu? Onlarla ilişkilendirerek arttırayım mı arttırmayayım mı sorusuna cevabını vermesi gerekiyor. Eğer arttırıyorsa ve biz biliyorsak ki arttırdığımız zaman bunun karşılığını alıyoruz. Zaten sağlık sistemi ne için var? Ya da eğitim için, eğitim ne için var? Ya da genel olarak sistemler ne için var? Vatandaşın mutluluğu için, vatandaşın iyiliği için yok mu? Eğer vatandaşın iyiliği ise, vatandaşın iyiliğini sağlayacak politikalar konusunda da harcamaları arttırmaktan korkmamak gerektiğine inanıyorum ben ki sağlık da onun içerisinde.
Teşekkürler hocam. Chat kısmında da birkaç soru var. Zamanımız da daralıyor hocam. Chat'teki bir soruyu sorduktan sonra Vahit hocamı da görüyorum. Müsaitse ondan da bir katkı veya soru almak isteriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Mevcut durumda ilaç ödemelerinde belirlenen sabit euro kuru 4.57, güncel 10.30. Tedarikçilere zorunlu %25 iskonto, ileriye dönük beklentilerimiz bu şartlarda pozitif olabilir mi? Sektör ilgi çekiciliğini kaybediyor diyebilir miyiz demiş Mustafa hocam. Sektör ilgisini, cazibeliğini kaybediyor. Kesinlikle onu söyleyebiliriz. Ama ileriye yönelik beklentilerim ne derseniz, ben bunun çok fazla değişeceğini zannetmiyorum. Yine Türkiye şeyini tutmaya, kurunu, sabit kurunu daha düşük tutmaya devam edecek. Ki 4.57 seviyesine daha çok olmadı. Çok kısa süre önce biliyorsunuz arttırıldı. Hatta %50 mi %100 zam mı şeklinde bu şeylere, basına da yansıdı. Ama şu anda Türkiye, şöyle söyleyeyim, nüfusunun fazla olmasından dolayı, çok fazla sayıda ilacı da geri ödeme kapsamını almasından dolayı bir şey olarak, cazibe merkezi olarak görülüyor. Özellikle eşdeğer ilaçlar açısından ya da hani patent süresi çok fazla geçmiş olan bazı ilaçlar açısından avantajlı bir ülke olarak görülebiliyor. Ama yenilikçi ilaçlar artık eskisi gibi Türkiye'ye hevesli değil, onu söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Vahit hocam müsaitsin. Ferhat'ın çok güzel burada, ben de şeye bakıyorum da, çok güzel bir tespiti var. O da geri ödeme süresi 400 gün diyor. Yani bir kurumun piyasaya olan borcunu ödeme süresi galiba Ferhat onu şey yapıyor, 400 gün. Yani içinizden eğer bir işletme kurarsanız, biliyorsunuz ki hastaneye mal satarsanız 400 gün sonra paranızı alacaksınız. Teşekkürler hocam. Evet, merhaba Yusuf hocam, ağzınıza sağlık. Bugün yine merhaba Vahit hocam, merhaba. Evet, bütün hocalarıma merhaba diliyorum. Ben de katkı yapmak isterim hocam. Burada şeyi söylediniz, yani sağlık sistemi içerisinde hastaneler %50'sini tüketiyor. Bu hastaneler de aslında 100 lirasının 50 lirasını personele, %40'ını ilaç ve malzeme, %10'unu da diğer harcamalara harcıyor. Burada aslında neresinden tutsak hocam bir sıkıntı var. Yani biraz önce arkadaşlar aile kimliğini söyledi. Şimdi üniversite hastaneleri ve ikinci üçüncü basamağı eğer sevk sistemini kurduğumuz anda biz bir ay içerisinde kepekleri kapatırız. Çünkü sağlık sistemi ona göre, geri ödeme sistemi ona göre ayarlanmış. Tabii bunu aslında yapabilmek için bir önce de hocam söyledi, aslında değer bazlı bir ödeme yöntemi de geçmek gerekiyor. Yani bu DRG kapsamında bütün ülkelere bakıyoruz. Örneğin mesela Ağrı Devlet Hastanesi ile Hacettepe Üniversite Hastanesi işte bypass'ta aynı ücreti alıyor. İşte bunlarda büyük sıkıntılar var. Yani çünkü buraya katılan değer ve hastanın sonuçları çok değerlendirilmediği sürece biz burada ne kadar uygulama ne kadar tartışsak da bir sonuç elde edemiyoruz. Aslında Yusuf Hocam da söyledi. Yani biz yıllarca da bunun çok mücadelesini verdik. Sağlık harcamalarında ne yaparsak yapalım hocam o %5, %6 bandını da aşmıyorlar. Yani aslında bir sistem değiştirdiğimiz zaman biraz da sağlık harcamalarını artıracak gibi geliyor. Ama burada en önemli şey bence bu değer bazlı hem satın alma hem değer bazlı bir hizmet üretmemiz gerekiyor. Çünkü bunun bir karşılığını tespit edemiyor, performansını ölçülemiyor. Ve biraz önce arkadaşlarımız söyledi işte aile kimliğine işte gereksiz harcamalar yapıyoruz, gereksiz uygulamalar yapıyoruz. Hastanelerde, üçüncü basamak hastanelerde de çok büyük gereksiz harcamalar var. Yani aslında bir yönetim sistemini veya işte bir sağlık sisteminin bütün aşamalarını bir yeniden revizyon ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sağlık ekonomistleri mesela Yusuf Hocam bunları Sağlık Bakanlığı'na ve üst düzey yöneticilere söylediklerinde çok şey ifade etmiyor onlar için. Çünkü onlar daha çok toplumun beklentilerine göre yapmak istiyor. Şu anda mesela sevk sistemini kaldıralım desek hocam toplumda çok büyük bir şey olacak. Çünkü toplumu buna alıştırmadık. Bir an önce dediğiniz gibi o da eskiden gelen bir kültüre eğer devam ettirseydik insanlar hocam eminim hastanelere gitmez. Yani aile kimine gider, onunla konuşur, o derdini anlatır. O kendisini ikinci üçüncü basamağa sevk ettirir. Biraz da toplum olarak bizim de bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor. Yani kültür olarak bunu değiştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bunu yıllarca tartışıyoruz. Yani ben yaklaşık
Hacettepe ve Sağlık İdaresi'nde okurken de hocam bu SEK sistemi tartışıyorduk. Şimdi hala tartışıyoruz. Birçok ülkede de başarılı olan var, başarılı olamayan var. Ama bunun gerçekten bir sağlıklı dönüşüm gibi veya işte sağlıklı dönüşümün diğer evreleri gibi çok iyi bir araya gelerek, bütün paydaşları bir araya gelerek tartışılması, konuşulması gerekiyor. Yusuf Hocam burada gerçekten içini doldurmamız gerekiyor. Yani ne yaparsak yapma, hangi politika üretirsek üretelim. Gerçekten eğer bunun içi boşsa bize bir fayda sağlamıyor. Üniversite hastaneleri şurada borçluluktan bahsetti. Yıllarca biz borçluyuz, borçluyuz deniyoruz. Hocam en sonunda bir paket çıkartıyorlar. Bütün borçlar ödeniyor. Biz 20 yıl, 30 yıl veya işte 5 yıl, 6 yıl uğraşıyoruz. Burada hastanesini iyi yönetenler hep cezalandırılıyor. Çünkü eğer kısarak, personeli az daha döner sermaye vererek veya işte hastanesini verimli yönetenler borçluluklarını bir yerden kısıyorlar. Özellikle personelinden kısıyor. Hemşiresine daha az ücret ödüyor. Özellikle bu pandemi sürecinde çoğu sağlık çalışanı şey yaptı, bayağı bir isyan etti. Çünkü gerçekten hocam yani o ücretlere o hizmetler üretilmez. Yani biz hekimimize de çok düşük ücret veriyoruz. Yani sağlık harcamaları hani diyoruz ya çok çok artıyor diyoruz. Ya dünyadaki en ucuz iş gücü bizde yani hocam. Çok iyi şeyler çıkartıyorlar. Yani sağlık sonuçlarında çok büyük etki ediyor. Yani biz hem profesyonellere ödeme yöntemlerini, hem hastanelere ödeme yöntemlerini, hem sevk sistemini ve diğer bütün akışları bir araya getirerek o zincirin halkalarını birbirine bağlamamız gerekiyor. Biz bir tanesi... Hocam uygulamadan gelenler çok dertli görüyorsunuz. Vay hocam gerçekten ben çok değerli bir hocamız. Hem uygulamada hem akademisyen olarak çok doğru şeyleri söylüyor. Çok doğru şeyleri söylüyor. Ama şunu gerçekten tartışmamız lazım bizim. Örneğin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ortalama yatış süresine bir bakmak lazım. 4,5 gün. Hatta 4,5 günün de altına indi galiba. Yani 4,5 günde 4 günde bir hastanede ne yapılabilir? Yani size soruyorum yani gerçekten ne yapılabilir yani 4 günde yani bir günü zaten şeyle geçiyor. Hastaneyi tanımakla geldi, servise yattı falan. İkinci gün tetkiklerle geçiyor. Üçüncü gün bir iş yapılıyor. Dördüncü günde zaten hadi git deniyor. Bir günde ne yapılmış olunabilir? Hani onun için bu hani tartışmamız lazım olsun bu, ama bu hastanelerin rollerini bizim tartışmamız lazım. Belki çoğu hastane, tamam Vahit Hocam şeyden geliyor, üniversite hastanesinden geliyor. Çok değerli hizmetleri veriyor. Onları zaten tartışmıyoruz. Ama aslında bizim tartışmamız gereken yatakların neredeyse %80'ine sahip olan Sağlık Bakanlığı hastanelerinin kendi içinde bir yapılandırılması gerekiyor. Hani onların rollerinin bir yeniden tanımlanması gerekiyor. Bir bakalım bu 4 günde ne yapıyorlar? Gerçekten değer üretiyorlarsa tamam kalsınlar ama yani yanlış düşünüyorsam lütfen hani uygulamadan gelen arkadaşlar da var. Onu da söylesinler. O zaman biz sadece birinci basamağa gelen hastaların ikinci basamağı doğrudan kabul ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Birinci basamağın yükünü bu hastanelerde çekiyoruz. Biliyoruz ki onlar da sabit maliyetleri son derece yüksek olan kurumlar. Yani verimsizlik biraz da oradan kaynaklanıyor gibi mi geliyor Bayit Hocam? Yoksa üniversite hastaneleri çok daha fazlasını hak ediyor. Üniversite hastanelerinde aslında verimsizlik kaynağı çok hocam. Yani burada tartışsak çok olabilir. O dediğinizde haklısınız. Yani ortalama yatış süresi bizde gerçekten hocam üniversite hastanesinde Hacettepe'de bilirsiniz. Sabah girer akşama kadar tetkiklerini yaptıramaz. Ama gider özel hastaneye hızlıca bütün tetkikleri yapar, sonucunu alır yapar. Yani bizim hastanelerinde hocam yönetim anlayışında bu yalın yönetim dediğimiz özellikle israfları engellememiz gerekiyor. Çünkü mesela şu anda ben Sağlık Bakanlığı hastanelerinin randevu sistemlerini çok beğeniyorum hocam. Örneğin bir üniversite hastanesinde bunları geçemedi. Hacettepe mesela kendi başına yaptı ama diğer üniversite hastaneleri bunu yapamadı. Gerçekten hastalar gereksiz yere hastanelerde çok bekliyor hocam. Yani şu özellikle COVID zamanında bir de risk oluşturuyorlar. Kimse de gidemiyor ama yine üniversite hastanesi dediği anda gidebiliyor. Hala Sağlık Bakanlığı'nı tercih etmeyenler var. Burada da mesela dediğimiz gibi binalar yaptık. Çok iyi yaptık ama bunun içerisine insan yetişmiş insan gücünü koyamadık. Hocam istediğimiz binayı yapalım. 5 yıldızlı oteller yapalım. Ama içerisine
iyi hemşire koyamazsak, nitelikli hekim koyamazsak, boşuna yani bu sağlık harcamalarını biz daha çok konuşacağız. O hasta yine gelecek üniversite hastanesine veya orada bulamadıysak başka dış ülkeye gidecek. Hocam yani dediğimiz gibi buralara yatırım yapmamız lazım. Yani nitelikli insan gücünü yetiştirmemiz gerekiyor ki biz binaları, sarı hastaneleri de hizmet verebiliriz hocam. Önemli olan biz sağlık ekonomisi olarak sağlık sonuçlarını nasıl etkiliyor? Yani bu çıktı dediğimiz ona bir etkisini araştırmamız gerekiyor. Bunu da politika yapıcılara iyi anlatmamız gerekiyor. Hocam suç bizde biraz da. Yani biz geç öğrendik bu kavramları. Neyse. Vahit hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok dolusunuz, çok dertlisiniz. Çok da işin içindesiniz. Çok da haklısınız. Fakat ben şundan Yusuf hocamın anlattıklarından şunu gördüm. Türkiye'de mevcut sağlıkta finansmanında kullanılan kaynağın bir kısmının koruyucu veya birinci basamağa aktarılmasının daha faydalı olacağını anladım. İkinci olarak anladığım şey de Türkiye'de gayri safi milli hasıla içerisinde sağlık harcamalarının oranının artması lazım. Hani ekonomik büyümeye bağlı olarak miktardaki artış yeterli değil. Yani sağlık sistemin iyileştirilmesi adına onun oranının artması lazım diye anladım. Ve Amerika'daki mesela gayri safi milli hasıla içerisinde sağlık harcamalarının yüksek olmasının asıl altındaki gizli neden aslında sağlık teknolojilerini ve ilaçlarını üretiyor olmalarıdır. Yani Türkiye sürekli ücretleri baskılamasının altında para dışarıya gitmesin anlayışıdır. Belki de Türkiye'de biz eğer tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ve ilaç üretimiyle ilgili çalışmaları artırabilirsek bunlar Türkiye'nin sağlık sektöründeki sağlık hizmetlerine de ve sağlık harcamalarının gayri safi milli hasıla içerisindeki miktarına da ciddi şekilde etki edeceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz Sayın Hocam? Haklısınız hocam. Gerçekten haklısınız. Ama burada sadece parayı aktarmak değil benim söylemeye çalıştığım. Parayı aktarırsanız nakit parayı o çok anlam ifade etmiyor. Ama orta ve uzun vadede yatırımlarla gerçekten birinci basamağın güçlendirilmesi ve ondan sonra birinci basamağa para akışının düzenli hale gelmesi gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani güçlendirmeden biz o hedefimize ulaşmamız maalesef mümkün değil. Evet haklısınız. Amerika mesela çok eleştiriliyor. Ama %17'nin gayri safi yurt içi hasıla içerisinde %17'nin içerisinde ne bileyim onların General Electric tarafından yapılan yatırımlar da var. Diğer dünya ülkelerine yapmış olduğu satışlar da var. Ya da ne bileyim bazı ilaç firmalarının yapmış olduğu işlemler de var. Tamam idari anlamda sigortacılık, sağlık sigortacılığından dolayı biraz idari masrafları yüksek ama onlar şunu söylüyorlar net bir şekilde biz bu yapmış olduğumuz harcamaların karşılığını alıyoruz. Bakın bir de Covid bize şunu öğretti Sayın Hocam. Mesela harcamaları iyi olan ya da bu anlamda sağlık sektörünü yatırımları esirgemeyen ülkelerde aşılar çıktı. Doğru mu? Aynen. Almanya'da şimdi Amerika'da ve bu ülkeler hani bunun avantajlarını kullanıyorlar şu anda. Dolayısıyla demek ki şeye gitmiyor, bunlar boşuna yatırımlar değil. Hani bizim sağlık ekonomik gelişme derslerinde çok üzerinde durmuş olduğumuz kavramlar. Yani sağlığa yapılan yatırımlar, sağlık sektörüne yapılan yatırımlar boşa harcamalar kesinlikle değil. Yani bu ya vatandaşınıza yansıyor ya da milli gelire katkı olarak teknoloji gelişmesiyle ilgili başka nedir? Mecralarda kendini gösteriyor sağlık alanına yapılan harcamalar. Evet. Teşekkürler hocam. Son bir soru var chatte. İsterseniz onu aktarayım. Avanur sormuş. Biraz sosyal devlet anlayışıyla bir soru sormuş. Sağlıkta dönüşüm projesini de baz aldığımız zaman sağlık hizmetlerinin özelleştirmeye başlandığını ve alınıp satılan bir meta haline geldiğini görüyoruz. Arzın talep yaratması mantığı da ele alındığında sağlık hizmetlerinin hastane temelli olmasının sebebini sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine atfetmek mümkün müdür diye bir soru sormuş. Şimdi bu soruları çok tartışıyoruz Deniz Havanır sormuş galiba. Yani benden ders alan bu tartışmayı yapmış olduğumuz arkadaşlar bilir. Dünyanın hiçbir ülkesinde sağlık %100 özelleştirilemez. Mesela Amerika bile çok tartışılır. Amerika'da bile sağlık harcamalarının %50'si kamudan gelir. Bu niyedir? Biraz önce söylemiş olduğumuz özelliklerinden dolayı
devlet ya da kamu sağlık sektöründe olmak zorundadır. Ama bazen hani vatandaşların tercihlerini arttırmak anlamda özel sektörün iyileştirilmesi bir tercihtir. Yani bu tercihin ne yapılması lazım? Vatandaşlara da sunulması gerekir. Ben buna da o anlamda inanıyorum. Ama bu tercih yapılırken şöyle Havva Nur'un haklı olduğu şöyle bir taraf da var. Bu tercih yaratılırken kamu zayıflatılıp özel sektör gidilebilecek tek bir yer olarak, mekanizma olarak gösterildiği zaman sağlık sistemi inanılmaz yara alıyor. Biz şundan emin olacağız. Yani yapacağımız sağlık politikalarında şunu garanti altına alacağız. Evet, özel sektör var, iyi, vatandaşımın tercihini de arttırıyorum ama kamu özel sektörle rekabet edebilecek kadar da iyi. Yani bu anlayışı, bu güveni vatandaşa vermek gerekiyor. Ha, vatandaş buna rağmen özel sektöre gidiyorsa gitsin. Cebinden para ödeyerek bunu alıyorsa alsın. Ama vatandaş şundan emin olacak. Kamuya da gittiği zaman o hizmete erişebilecek. Tamam, biraz daha fazla bekleyebilir. Tamam, iki kişilik koğuşta yatabilir. Çok bir konforu olmayabilir ama sonuçta teknik anlamda aynı kalitede hizmeti aldığından emin olacak. Eğer biz bu garantiyi vermezsek Havva Nur, senin şeylerine katılırım. Eleştirine, o yöndeki eleştirilerine katılırım. Ama biz bunu yaratırsak, böyle bir şey yaratırsak o zaman dediğim gibi vatandaşın tercihi de kendine bırakmak veya o opsiyonu ona vermek gerekiyor. Çünkü sağlık sisteminin çok daha sosyalize olduğu İngiltere'de benzer uygulamalar var. Orada da var. Anlatabiliyor muyum? %5'i, %10'u bir şekilde özel sektörde almak istiyorsa alıyor. Almanya'da aynı şekilde. Hollanda'da daha fazla hatta. Ama sonuçta hani dediğim gibi farklı bir beklenti içinde olabilir vatandaşlar. Onu da onlara vermek gerekiyor. Peki. Hocam teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Geç saatte oldu. Sınırları da zorladık. Ama katılımcılarımızın hepsi de bu saate kadar %90'ı da bizimle beraber. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bu dönemi siz kapatın istiyoruz. Buyurun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hiç öyle kapanış konuşması ben hazırlamadım. Ama gerçekten burada bazı öğrenci arkadaşlarımı da görüyorum. Beraber çalıştığımız arkadaşları görmekten, beni dinlediklerini görmekten gerçekten çok memnun oldum. Meltem orada konuşmadı ama Yavuz oradaydı, işte Ümit oradaydı. Mesela Dudu'yu hiç unutmam, Dudu Aktürk'ü. Sizdeydi değil mi? Gümüşhane'deydi. Yok, Dudu bizde değildi de Dudu'yu biz tanırız. Ha, bilmiyorum mesela. Böyle arkadaşları gördüğümde gerçekten çok şey oldum. Yani ellerinize sağlık diyorum hocam. Bu şeyinizden dolayı, çabanızdan dolayı anlamlı bir iş yapıyorsunuz. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Böyle arkadaşları bir araya getiriyorsunuz. Güzel paylaşımlar oluyor. Gerçekten ben elinize sağlık, emeğinize sağlık demek istiyorum arkadaşlar. Hocam iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Evet Deniz, kapatış sende. Peki, topu tuttum hocam. Önümüzdeki yılın vaadini vererek kapatıver. Evet hocam. Üçüncü dönemin sonuna geldik. Bildiğiniz gibi yaklaşık olarak 1,5 yıl önce başlamıştık ve 3 dönem sürdürdük. Üçüncü dönemin de sonu bu akşam. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Talep oldukça biz arz etmeye devam edeceğiz tabii ki. Ama bir yaz tatiline gidiyoruz. Bir sonraki dönemde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hadi sağlıcakla, hayırlı geceler. İyi geceler, sağ olun.